Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugünkü rotamızda Marmaris olacak ama bunu araya da koyabilirim. Datça'dan Marmaris'e geçerken yolda durmanız gereken birkaç tane noktayı size göstereceğim. Bunlardan bir tanesi de Aktur kamp alanı. Aktur sitesinin bulunduğu harika bir yer. Aslında bunu geçerken çok anlamıyorsunuz. Sağlı sollu iki plajın ortasından geçiyorsunuz ama iki koyun ortasından geçiyorsunuz ama şu anda görüntülerde görüyorsunuz. O kadar muhteşem bir boğaz ki burası. Datça'dan çıktıktan yaklaşık bir 20 dakika 25 dakika sonra buradan zaten geçerek Marmaris'e gittiğiniz için güvenlikten rica edin. İçeri girip bir şeyler yiyeceğiz deyin ya da işte Migros'u kullanacağız falan deyin. İçeride durun. Bu isterseniz bu güzel plajlara denize girin. İsterseniz yemek yiyin, piknik yapın. Size kalmış. Ateş yakmak yasak burada. Burası aslında sitelerin olduğu ve kamp alanlarının olduğu bir bölge ama içeri girip size gezebiliyorsunuz. İşte burayı da size göstermek istedim. Şimdi artık bir sonraki rotamıza devam ediyoruz. Evet, şimdi ikinci durağımız Bencik Koyu arkadaşlar. Datça'dan Marmaris'e giderken çok az bir 4-5 kilometre yoldan çıkıyorsunuz. Ve şöyle bir doğanın ortasında yürüyerek birazdan göreceğiniz muhteşem bir koya ulaşıyorsunuz. Buraya araçları park edeceğiniz alan çok dar. O yüzden kalabalık bir zamanda gelirseniz biraz zorlanabilirsiniz. Ama sonra indikten sonra 200 metre yakın bir yürüyüş olacak şu gördüğünüz patikadan. Sonrasında artık koy sizi karşılayacak. Birazdan muhteşem bir yer göreceksiniz. Şu anda iki tarafımda bakın. Sağımda ve solumda harika bir manzara var. Burası Bencik Koyu arkadaşlar. Gerçekten hani şu an bir boğazın ortasındayım ve iki taraftan da denizin birleştiği bir yerdeyim. Muhtemelen kışın burası böyle su kaplanıyordur ama gerçekten olağanüstü bir yer. Yani Datça şaşırtmaya devam ediyor. Her bir yanında, her bir körfezinde, her bir koyunda süper bir sahil ya da koy sizi bekliyor. İşte büyük diyorlar. Büyükler sizi bekliyor arkadaşlar. Şu an burada hiçbir şey yok. İşletme yok. Herhangi bir işte atın havlunuzu, şemsiyenizi, şezlongunuzu, keyfinize bakın. Kamp yapmak için de bence güzel bir yer. Yatlar falan zaten yanaşmış. Biliyorsunuz bu işteki en güzel olay yatı olanlar bu keyfi yaşıyor. Şu anda işte burada biraz yüzdükten sonra artık Selimiye'ye, Marmaris'e doğru devam edeceğim. Denizin ortasında yürümeyi ister misiniz arkadaşlar? Marmaris'te harika bir yer var. Yani birçok Türkiye tanıtım videolarında burayı görüyoruz aslında. Burası Kız Kumu. İki tane yakayı adeta yürüyerek ulaşabileceğiniz böyle bir sığ bir kumluk alan burası. Bakın şu anda arkamdaki insanları görüyorsunuz. 200-300 metre ileride bile insanlar şu anda yürüyebiliyorlar suyun içerisinde. Aslında çok derin olması gereken bir yerdeyiz. Zaten sağımız solumuz muhteşem bir doğa var. Buraya ücretsiz gelebiliyorsunuz. Park ediyorsunuz caddede. Sadece giriyorsunuz. Burada böyle yürüyüp görsellerinizi çekip dilerseniz sağda ve solda yüzebilirsiniz. Birkaç tane işletme de var civarda. Restoranlar da var. Ama görsel açıdan gerçekten muazzam bir yer. Onu size söyleyeyim. İşte şimdi ben de denizin ortasında yürüyerek bu yapılması gereken aktiviteyi tamamlayıp bir sonraki rotaya devam edeceğim. Marmaris'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Marmaris'in Selimiye kısmı bu videoda sizlerle olacak. Daha önce Marmaris gezi videosunu anlatmıştım zaten. Bu sefer Selimiye ile sizin karşınızdayım. Konaklama için de önce ondan başlayayım. Selimiye mavisinde kalıyoruz. Şu an çok güzel bir yerdeyiz. 3-4 katlı bir yamaça kurulmuş olan bir terasa tarzındaki bir otel. Her katın manzarası bu arkamda gördüğünüz muhteşem denize bakıyor. Bu arada kamerada kendime bakıyorum. Gün geçtikçe kararıyorum. Şu an yakında herhalde karşıda tamamen bir siyahi çıkacağım ama artık bu son, rotamın son durağındayım. Burası dediğim gibi
otelim yeni, tamamen konseptine uygun olarak çoğu otel bu şekilde böyle 3-4 katlı oteller oluyor, böyle yüksek değil, yamaçlara dizilmiş bir şekilde. Kendine ait bir plajı var. Kendine ait bir çocuklar için de özel bir alanı var. Yine plajın çevrilmiş, çocukların denize girebileceği bir alan var. Sabahtan akşama kadar barı çok güzel içeceklerle hizmet veriyor. Sabah kahvaltısını da işte şu an oturduğum yerde yapıyorsunuz. Akşam yemeği hizmeti de veriliyor. Yani günün her saatinde yeme içme hizmeti de veriliyor ama o da kahvaltı konseptiyle hizmet veren bir yerdeyiz. Şu an görseniz yani begonviller, diğer çiçekler, doğayla iç içe harika bir yer. Birazdan artık Selimiye turumuza başlayacağız. Ve bu görmeniz gereken Marmaris'in en güzel yerlerinden bir tanesini de ben de ilk defa sizinle birlikte görmüş olacağım. Hazırsanız başlayalım. Selimiye Mavisi'nde jet ski turuna başlıyoruz. Başta biraz sürdüm ama dedim ki yok, hani ben rahat rahat anlatayım çünkü sağımızı solumuzu çok kaldıramıyoruz. O profesyonele bıraktım işi, biraz keyif almak istedim. O şimdi basacak. Ben de çekime devam edeceğim. Evet abi, hazırız. Arkadaşlar 10 dakikası 1500 lira civarı. Otel müşterilerine daha uygun oluyor tabii ki. Şu an harika bir Selimiye manzarasında turumuzu atıyoruz. Şimdi teknemize bindik çünkü otelle Selimiye arasında sürekli bir tekne hizmeti veriliyor. Yani kendi müşterilerini alıyorlar, Selimiye'nin merkezine kadar bırakıyorlar. Yaklaşık 10 dakika sürüyor. Kendine ait restoranları var. Zaten bu videoda her ikisini de göreceksiniz. Hem badem mantıya hem de diğeri neydi? Alesta. Alesta. Heh. Bu her iki mekanı da bugün de badem mantıya gideceğiz, yarın da Alesta'ya gideceğiz. O lezzetleri zaten size anlatacağım. Yani dediğim gibi her şeyle size hizmet veren bir otel. Hem konaklama, hem yüzme, hem böyle şehir merkezine transfer, hem yeme içme hizmeti de veriyor. Bu konuda çok güzel. Bu deneyimi yaşamaktan Marmaris'in böyle en güzel koylarını tekneyle gezme şansı da ayrı bir keyifti. Şimdi Selimiye sokaklarına doğru yolculuğa devam ediyoruz. Ve şimdi Selimiye'nin merkezine geldik arkadaşlar. Burası Selimiye'nin rıhtımı. Bütün o tekne turlarının, iskelelerin, günlük kiraladığınız teknenin yanaştığı kısım. Zaten yanaştığınız andan itibaren berrak bir su sizi karşılıyor ve bu rengarenk minik tek katlı, çift katlı evlerle, dükkanlarla çevrili bir küçük meydanla başlıyorsunuz. Şimdi ara sokaklara gireceğiz. Güzel görüntüler gördükçe çekmeye devam edeceğim. Selimiye öyle çok fazla güzel sokaklar olan, böyle çiçekli bahçeler olan bir yer değil. Burası tamamen böyle bir sakin, sessiz. Bakın öyle bangır bangır ses de yok. Böyle su sesiyle, doğayla iç içe böyle güzel güzel dolanıyorsunuz. Akşam hemen önce biraz erken gelmek istedik. Dedik böyle biraz şu sokaklarını keşfedelim. Belki güzel bir şeyler çekeriz. Ama çekmeyi bir kenara bıraktık. Sadece ortamın keyfini çıkartıyoruz. Böyle zaten çiftler, böyle romantik romantik yürüyor herkes. Biraz daha böyle hem orta kesime hem biraz böyle daha genç kesime hitap eden bir yer. Böyle kafa dinlemek isteyen insanlara hitap eden bir yer. İsteyenler işte böyle gelip tekneleri kiralayıp koyları da gezebiliyor. Mesela Nazco'ya, Manastır'a, Selimiye'ye, Bencik, Aşk Adası, Nazco'yu. Bir tane daha Nazco'yu yazmışlar. Söyleyin de düzeltsinler onu. İki tane var. Böyle geziyorsunuz. Dediğim gibi hani öyle Bodrum'un diğer ya da Marmaris'in diğer çiçekli böcekli sokakları gibi sokak göremezsiniz. Onu söyleyeyim. Ama koylar her yerde. Bakın hemen arkada bir koy daha var. Yine masmavi sular var karşıda. Vallahi çok beğendim ya. Gerçekten Selimiye bayağı güzelmiş. Son zamanlarda sürekli böyle tatil bölgelerinin ne kadar pahalı olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten bir haftadır bütün Datça'sı, işte Kalkan'ı, Kaş'ı geziyoruz. Alantep'ten ucuz. Öyle söyleyeyim. Yeme içme fiyatları Gaziantep'ten ucuz. Sadece bir meyhaneye oturuyorsanız
böyle bazı işte lezzetler pahalı yani. İşte ahtapot pahalı. 700-800 lira ama normal pizzacıya da gitseniz Antep'te verdiğiniz fiyat ve alkol. Mesela alkol içmek isteyenler için mekanlarda çok daha ucuza içiyorsunuz. 100 liraya az önce bir ak gördük arkadaşlar. Mekanda 1 lira. Mekana denize karşı bir mekan. Buradan artık kime duyuruyorsak duyuralım bu sesimizi de yeter artık. Gerçekten abartmayın artık. Tatil bölgelerindekilerden laf ediyorsunuz ama Selim'e gibi bir yerde fiyatların böyle olması gerçekten çok ilginç. Badem mantıya geldik. Buranın ünlü mekanlarından. Burası adından da anlaşıldığı üzere mantılarıyla ünlü bir yer. Şöyle biz farklı olsun diye birincisi mantı kebabı istedik. Burayı ilk defa görüyorum. Çıtır mantının üzerine etlerle, yani döner etiyle bu şekilde bir kebap yapmışlar. Sarımsaklı yoğurt ve sosla servis ediliyor. Burada da 3 çeşit mantımız var. Kıtır mantı, normal düz mantı ve içinde farklı bir, o da sürpriz olsun dediler. Hadi bakayım ne varmış içinde. Bir mantı var. Patatesli mantı güzel. Kıtır mantı, bu da zaten kıymalı mantımız. Bir de şunun tadına bakayım. Ben bunu merak ediyordum. Çok güzel. Yani o kıtırlığını hissettiniz, sesle duydunuz sanırım. Burada da ekstradan yanında biz bir de çiğ börek istedik. Çiğ börekleri de bayağı iyiymiş. Peynirli istedik biz. Dün kıymalı yemiştik başka bir yerde. Böyle bir yer. Fiyatlar gayet makul arkadaşlar. Selim'e öyle çok pahalı bir yer değil. Birçok mekanın fiyatlarına bakıyoruz. Ortalama 200-300 lira arasında mantıları yiyebiliyorsunuz bu mekanda da. O zaman böyle bir eşsiz manzara karşısında herkese afiyet olsun diyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın. Selim Bey Mavisi'ndeki kahvaltımızdayız. Valla manzara çok güzel. Lezzetler de çok güzel görünüyor. Birazdan tadacağım. Ama şöyle göstereyim. Otelimizde serpme kahvaltı şeklinde veriliyor arkadaşlar. Şöyle istediğiniz omleti getiriyorlar. Peynir tabağı, acukası, reçeli, gözlemesi, sigara böreği, patates kızartması, domates. Ay şuna çok güzel görünmüyor mu ya? Çok tatlı. İşte böyle güzel bir domates sosu, yoğurtlu bir meze daha, ona bakmadım. Böyle güzel, sade ve lezzetli görünen bir kahvaltıyı şöyle bir manzarada yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biraz da kahvaltıdan sonra keyif yapmaya devam edeceğiz. Kaptan bizi nereye getirdin? Aşk Adası arkadaşlar. Şu gördüğünüz karşıdaki yer yaklaşık yarım saatlik eziyetten sonra halimiz bu. Evet. Dalgalar cebelleşe. Evet. Yok ben sonra ortaya geçtim keyif almak için. Allah'ım ne güzel bir yer burası ya. Evet, Marmaris'te özel turla gelebileceğiniz bir yer burası arkadaşlar. Kaptanımız sağ olsun bizi getirdi. Dedi otelimizin size güzel bir hediyesi olsun. Burada güzel böyle bir ada karşımıza çıktı. Dişici Adası'ymış bunun orijinal adı ama şu anda Aşk Adası diyorlar. Tabi gerizekalılar yine yukarıya karşıya isimlerini yazmışlar ama inanılmaz güzel bir yer. Allah'ım berraklığa bak. Mağaraya girecek misin? Girelim abi ya. Ha, girelim mi? Evet, kaptan bura Aşk Adası. Evet. Biz 4 sap geldik, nasıl olacak? yok, benim aşkım orada. Ey abi, şimdi buraya Aşk Adası niye dedikler bilmiyoruz. Evet. Kesin yine sen ne demiştin, felsefik insan. Bir daha söyle. Ulaşması zor olduğu için. Evet, muhteşem. Şimdi buranın olayı şu arkadaşlar, zaten drone görüntüsünü gördünüz, muhteşem bir görüntü var. Ama şuradan şöyle bir geçelim. Allah Allah. Şimdi nereye çıkacağız bakın. Şöyle bir yarıktan diğer tarafa geçiyorsunuz. Keşke şimdi GoPro'nun ışığı biraz iyi olmadığı için göremiyorsunuz. Ama karşımda çok güzel bir deniz var. Oraya kadar gideceğim ki o patlamayı bir görün. Işığı bir görün. Biraz zor. Heh. İşte manzara bu arkadaşlar. Sizi karşılayacak olan manzara. İnanılmaz. Fotoğraf için çok güzel bir yer. İşte şimdi ben de bu yarıktan devam ediyorum, geri dönüyorum. Bir sonraki koyumuza gideceğiz.
Şimdi geldiğimiz yerde arkadaşlar Sığ Liman Koyu. Ama buranın en önemli özelliği şu anda yanaştığımız Cennet Koyu. Şu anda kamerayı çeviriyorum. Birazdan göreceğiniz renklerle, ekran ayarlarıyla oynamayın. Renkler tamamen gerçek arkadaşlar. Bakın. Turkuaz hiç bu kadar kendini belli etmemiştir sanırım. Işıktan dolayı belki çok göremiyorsunuz ama inanılmaz bir renk var. Şu an birkaç metre derinlikte olmasına rağmen gayet de tertemiz bir suyumuz var. Aman yarabbi, çok güzel ya. Bayıldım buraya.